Selamun Aleyküm sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz ki ben bu videoyu çekerken kapa açıklaması geldi ama ona biraz sonra geçeceğim arkadaşlar. Peygamber Efendimizin hayatından kısa bir e, olay anlatmak istiyorum size. Peygamber Efendimiz'e Efendimiz bir peygamberlik geldiği zaman eşi Hazreti Hatice annemize anlatıyor. O da diyor ki evet diyor Allah seni peygamber seçecek tabii ki sen doğrusun. Dürüstsün. Hani akrabana yardım edersin. Akrabanı gözetirsin. E, hani sen bütün vasıflar taşıyorsun diyor. Derken diyor ki benim hani bir akrabam var diyor. Süryani e, şeyi papazı diye geçiyor sanırım yani. Öyle bir din adamı diyeyim e, şey yapalım. Varaka bin Neyfel'e götürüyor. O da diyor ki Varaka bin Neyfel evet diyor senin işaretlerin tamam. Yani sen kesinlikle peygambersin. Ah keşke diyor ömrüm yetse de diyor kavmin seni Mekke'den çıkarırken ben de yanında olabilsem diyor. Peygamber Efendimiz şaşırıyor diyor ki kavmin beni Mekke'den mi çıkaracak? Birçok kişi bu olayı anlamaz arkadaşlar. Birçok kişi bu olayı kavramaz. Niye biliyor musunuz? Şu yüzden dürüstlük o kadar zor bir şey ki özellikle günümüzde 2022 yılından bahsediyorum. Dürüstseniz başınıza gelmeyen kalmaz. Sürgünde yersiniz, hapiste görürsünüz, ne bileyim nezarete de atılırsınız, İftirada yersiniz, küfürde yersiniz, hakaret de yersiniz, bedduada yersiniz, nazarda yersiniz. Bak şu gün bile öyleyken Baraka bin Neyfel diyor ki evet diyor senden önceki peygamberlerin hemen hemen hepsinin başına bu geldi. Senin de başına gelecek çünkü doğruyu söyleyen hani bir atasözümüz var ya 9 köyden kovulur diye maalesef bu olacak diye. Efendimize salatü selam ederek başlamak istedim. Sadece içimden bu geldi arkadaşlar. Rahatsız olan arkadaşlar varsa rahatsız olsunlar. Çünkü çok güzel bir kısa, kıssadır. Gidip de Batman'e Spiderman gibi olmadık kişileri kahraman ilan edeceğinize, çocuklarınıza bunu anlatacağınıza bunu anlatırsınız. Fenerbahçe'de satış zamanı listedeki 11 isim. 11 isme gelmeden önce İsmail Yüksek. Arkadaşlar sosyal medya çok enteresan bir mecra. Dinamo Kiev maçında kırmızı kart gören İsmail Yüksek'in gideceği, satılacağı, biletinin kesildiği, artık işte kadro dışı bırakılacağı falan filan bir sürü şey konuşuldu. Ya arkadaşlar bakın saygı duyuyorum. <laughs> Herkese saygı duyuyorum. Twitter'da sanırım duyum vererek para kazanan hiç kimse yok. Yani sadece dünyada ben varım duyum verdiği için para kazan herhalde. Ya da sosyal medyada duyum verdiği için para kazanan hiç kimse yok. Sadece ben varım. Ben de paraları ne şekilde harcıyorum üyeler biliyorlar. Aboneler bilmese de olur. Ee, o yüzden rahat konuşabilirim. İsmail yüksekin satılacağını söyleyen, kadro dışı bırakılacağını söyleyen ve bundan ekmek yiyen arkadaşlar, yediğiniz ekmekten memnun musunuz? Tadını alabiliyor musunuz? O ekmeği helal olduğunu düşünüyor musunuz? Bir başka gazeteci de demiş ki İsmail yüksekte de devam Jesus'un planı Slovaçka maçını kaçıracak olan 23 yaşındaki orta sahanın buna karşın kadrodaki yerini kaybetmesi beklenmiyor. Crespo'nun ilk 11'e girmesi beklense de Jorge Jesus farklı düşünüyor demiş. Bakın farklı düşünüyor. İsmail'in kafasındaki oyuna en uygun isimlerden olan Jesus ayrıca Süper Lig'de ilk 11'de 3 yerli oynatma zorunluluğunda biliyor. Yok bil, o kadar da cahil olmasın. Genç yıldızın önüne dinamik oyunu ve topu iyi kullanabilmesi de forma rekabetinin öne çıkmasını sağlıyor. Arao ile henüz yeni uyum sağlayabilen, daha tam uyumu belli olmayan İsmail Yüksek'in forma giymeye devam etmesi planlanıyor demiş. Arkadaşlar bir yere gittiği yok, satıldığı yok, kadro dışı bırakıldığı yok. Etmeyin, eylemeyin. İkincisi Şorlot'tan Fenerbahçe açıklaması demiş. Şimdi burada da yine ben fikrimi belirteceğim. Hatırlar mısınız? Şöyle bir cümle kurdum. Arkadaşlar öyle bir hale geçeceğiz ki, öyle bir duruma geçeceğiz. Bak Fenerbahçe şiir gibi top oynuyor. Neredeyse biz topçu değil topçu bizi isteyecek. Futbolcu bizi isteyecek. Ben bilmiyorum belki abonelere bu cümleyi kullanmadım ama üyelere bu cümleyi kullandım. Futbolcular gelmek için can atıyorlar. Fenerbahçe'ye gelmek için ya takım şiir gibi top oynuyor. Ben de bu e, orkestranın bir parçası olayım diye can atıyorlar dedim. Bakın Şorlot e, bir dönem Trabzonspor'da gösterdiği performansta bak haberde Fenerbahçe Trabzonspor'u kullanmış. Ben olabildiğince farklı takımların adını kullanmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü e, hani geliyorlar mesela videoda bir kesim izliyorlar sonra kaçıp gidiyorlar. Orayı da anlamıyorlar ya da yanlış anlıyorlar. O yüzden olabildiğince başka takımların adını kullanmak istemiyorum. Bu o takımları aşağıladığım, küçük düşürmeye çalıştığım ya da küçük gördüğüm için değil. İnsanların art niyetinden dolayı, insanların dürüst insanlara karşı saldırgan tutumlarından, tavırlarından dolayı. Emin olun şu ana kadar şey de diyorlardı. Bak kendini peygamberle kıyaslıyor. Peygamberden örnek görüyor. Ben kendimden için örnek vermedim ki daha. Şimdi yeni verdim. Herkesin için örnek verdim. Ya Müslümansanız, dürüstseniz başınıza gelecek işler var. Bunlara hazırlıklı olun. Dünya imtihan dünyası. Evet Charlotte ne demiş? Bir taraftar kendisine gelmiş. Fenerbahçe iddialarını sormuş. Bugün Red Bull RB Leipzig'ten Alexander da birlikteyiz. Seni bekliyoruz. Alexander Fenerbahçe'ye demiş. Neler söylemek istersen demiş. O da demiş ki şu anda Leipzig'teyim ama bu sezon Fenerbahçe'ye iyi şanslar diliyorum demiş. Şimdi taraftarın beklediği neydi? Sövecek. Küfür edecek. Diyecek ki işte Saçen ben Trabzon'da oynadım Fenerbahçe'ye sövüyorum diyecek. Onu bekliyorlar. Çünkü çatışma, kaos. Yo başarılar demiş. Fenerbahçe'de satış zamanı listedeki 11 isim. Fenerbahçe'de teklif alan ve gönderilmesi düşünen tam 11 oyuncu varmış. Belli olmuş. Bakalım kimlermiş. Ben de merak içerisinde okuyorum haberi. Ee, bu sezon Jesus 7 yabancı transfer. Ne 7'si? 10 oldu transfer. 7 artı dedik 10 oldu. 10 oldu. Tabi. Kap geldi. Bilgilendirme. Kulübümüz Suudi Arabistan'ın al-ahli takımında forma giyen Ezgican Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübüyle prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu görüşmeleri sürdürmek için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız Fenerbahçe Spor Kulübü. Ezgican Alioski hayırlı olsun. Not. Ezgican'ı ilk ben transfer ettim. İlk ben transfer ettim. Bak o zamanlarda Ezgi Can'ın ayakkabısı yoktu. Ben ayakkabı aldım. Çekip Bey de şahit, Mahmut Bey de şahit. O zaman Silivri'nin o tarafta bir market vardı. Adı neydi? Zim miydi? Kim miydi? Öyle bir şeydi. O, o da ben bir ayakkabı aldım. Yok o değil. E, bizim bir Ezgi Can vardı. Kanalımızın dişi kanaryası da. Ulaşamıyoruz neredeyse hanımefendiciğim. Neredeyse. Aa, nerelerde geziyorsa. Ayağına şey bulası şey bulası <gülüyor> <Bulaştı>. <gülüyor> Neyse. Şimdi sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alioski ile her konuda anlaşma sağlamışız. Sağlık kontrollerinden geçerek sözleşmesini imzalacak. Hocam sözleşmesi bitiyor niye kiralık alıyoruz? Ee, kulüp açıklardı onu ya. Yani onu kulüp açıklardı. Benim açıklayacak bir şeyim yok. Bu arada e, bu haber yani bu kap duyumu ilk olarak Kadıköy Sokak diye bir kanal var YouTube'da. Orada paylaşıldı. Sonrasında da e, bu kapı açıklamasından bir saat önce falan Arap basını da yer aldı. Kimsenin de hakkını yemeyelim. Ama sabahleyin Felipe Canat'ın Fenerbahçe'deydi. Tabi Felipe Canat'ını almıştık sabahleyin. Öğlen neyin değiştirdik. Kariyerinde 10 asisti bile olmayan bek oyuncusunun Portekizce biliyor diye alacağız. Baba çeksenize Alioski beleşten. Siz ne ayaksınız demiş. Orada Ezgican Alioski için yanlış biliyor olabilirim. Yanlış biliyorsam Yanlış biliyorsam biliyorum bu benim ayıbım. Altı dil biliyor diye biliyorum. Bunların içerisinde portekizce de var diye biliyorum. Felipe Canet'in Brezilya kaynakları Fenerbahçe'nin anlaştığını söylüyor. Ha aslında bizim sahte duyumcular kendilerini ispiyonlamış. Demek ki Brezilya kaynakları Felipe Fenerbahçe'nin anlaştığı dediği için bunlar da anlaştırmış. Orada anlamda kap yazıyor ya. Biraz küçültelim ya. Hocam alın yazında kap yazıyor. Senin duyumcu olacağın belliymiş. Alnında bile <laughs> Felipe Janat için ee, ben şunu söyleyeyim Felipe Janat'ın evet ilgilendiğimiz bir isimdi. Wellington, Felipe Janat'ın e, Real Madrid'den Marcelo e, bunlar yani 10 15 20 25 gün öncesinden falan görüşülen isimler. Hepsi doğru. Ama Olmayan isimler. Mesela Felipe Canatın. Arkadaşlar Felipe Canatın'a istedikleri bonservis bedelini duysanız el hareketi çekersiniz. Öyle bir şey. Neyse. Biz takımdan gönderilecek 11 futbolcuya bakalım. İşte transferde son durum. Bu arada arkadaşlar futbolcunun adını söyledikten sonra herhangi bir rakam sayı belirtirsem yanına milyon euro koyun. Olur mu? Yani bazen şifreyi anlamıyorsunuz da açık açık söyleyeyim dedim. 1. Novak'tan ayrılması istendi. 1. yıl daha sözleşmesi bulunan Çek futbolcu alacaklarının bir kısmını bırakabilir demiş. 1. Novak. Novak 1. Zaten mantığınızda da yatıyor değil mi arkadaşlar? Alioski geldiğine göre Ferdi de var. 2. Çağatay kuru kalıbı henüz kiralık göndermedik oynayabileceği bir takıma. E, ee, Ağzımdan duyum kaçırmamam lazım. Demek ki mantık olarak Novak gidici. Meğer Kolkır ve Lemos'un anlaşmaları feshedilecek. Katılmıyorum. Lemos'tan bon servis almak için uğraşıyoruz. Lemos 1. Ha meğer Colker. da bon servis almaya çalışıyoruz. Kolker bir 1.5. Uğraşıyoruz. İmza parasını alırken nasıl aldı? Meğer. Meğer'den de almaya çalışıyoruz ama ben alacağımızı düşünmüyorum. O yüzden şey söylemiyorum. Atilla Salahi 15. Atilla Salahi ile ilgilenen Başta Wolfsburg olmak üzere birçok takım var diyor. Fenerbahçe 13 milyon euronun altında rakama satmayacakmış. Öyle söylüyorlar. Bu arada 13 sayıdır rakam değildir. Transfer olunca da maalesef. Zayt 7. Ee, ne 7? Yemek mi var? Tamam gelelim de yiyelim. Zayt için resmi teklifler var. Bakalım sonuç ne olacak. başka Pelkas 4.5. Şey 4.5 Pelkas. 4.5 ne ya? Küfür eder gibi. Ne haber lan 4.5 Pelkas makın düzgün konuş. Yunanım diye böyle denilmez. Terbiye sırf. Dört buçuk pelkas ne? Üç buçuk pelkas değil utanmasanız. Tamam, tamam pardon. Başka Rossi. Dokuz artı Rossi. 9 numara giyiyor ya o yüzden dokuz artı Rossi. Bu arada kapı söndürüyorum. Çok yazmasın. Dokuz artı Rossi. <laughs> Rossi'ye ilgi var. Var. Teklif var. Var. Fenerbahçe 10 milyon euro altına satmayacakmış. 12-13 hesap hedefliyormuş. İnşallah gülüm. Muhammed Gümüşkaya K. K. Muhammed Gümüşkaya Emrani Spor Ankara gücü falan istiyormuş. Westerlo da istiyormuş. Giresun da istiyor. Berisha 4K. Aa çok güzel oldu. Evet güzel bir tabir. Berisha 4K biliyorsunuz 4K gerçekliğinde. Belki de 4 4'e göndermeye çalıştın olmadı. Mecburen 4K'ya gönderiyorsun zorunlu opsiyonu. Samatta 1. Samatta 1 hocam Çöptür. Samatta 1 geri şudur. Samatta 1 Samatta'yı 1'e kiralayıp eee 2'de opsiyona gönderebiliriz. Yani 3 milyon euroya gönderebiliriz ama yıllık ücreti. Thiago Çukur K Thiago Çukur arkadaşlar yani gelişim kazanması için oynayabileceği bir takıma gidebilir. Hocam rezerv takım var ya niye gönderiyoruz? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Benim mantığımı sorarsanız bak bana soracak olursanız ben Fenerbahçe'de 4 tane ya da 5 tane forvet isterim. 3'ü A takımın az forvetleri olsun dönüşümlü oynasın. 2 tanesi mesela bir tane Thiago Çukur bir deri becerebiliyorsam bu ayarda bir isim alırım ben olsam. Yabancı da alabilirim. Ben size gerçi bir tane Brezilya'nın ismini söyledim. 20 şey, 200 bin euroluk değeri olan. Hem Thiago Chukur hem bunu tutarım. rezerv takımın as forveti varım ben olsam. Valencia 2 milyon civarı teklifler varmış. Ee, bakalım ne olacak Valencia'nın durumu. Evet sevgili arkadaşlar. Size kap açıklamasını yaptım. Ee, es geçmemeniz gereken bir şey daha hatırlatmışsam mı ki bilmiyorum. Bu penza ben Alioski'nin kapını verirken yanına da bu penzanın kapını vermiştim. Durduk yere vermedim tabii ki. Orada bir arkadaş yazmış bunlar gelmesi çok emin konuşuyorsun. Bunlar gelmesi ne yapacaksın falan diye. Geldiği zaman üyelik sözü almıştım ama muhtemelen üye olmayacak. Küfür edip engel yiyecektir muhtemelen. Genelde öyle oluyor. Sürecimiz şu şekilde işliyor. Işte, ben bir duyum veriyorum. Kap videosunu çekiyorum. Sonra bu futbolcu gelmeye yakın. Arkadaşlar saçmalıyorlar. Ben diyorum ki geldiği zaman ne yapacaksın? Dansöz kıyafeti giyip oynarım diyen oluyor. İşte üyelik hediye ederim diyen oluyor. Hayır işi yapıyormuşsun bin lira veririm diyen oluyor. Ama bugüne kadar sözünü tutan bir tek kişi. Neyse biz giydi sayalım kıyafetleri falan eğer yani bazı arkadaşlar için. Bazıları da hayır işi yaptı sayalım. Sonuçta durum bu. Bu penza içinde şunu söyleyeyim. Görüşmeler tıkalı. Ama Rossi gitmeden bu Penza'nın gelme ihtimali sıfır. Bunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Önce Rossi'yi göndereyim. Sonra bu Penza'yı alayım. Arada Samatta'yı göndereyim. Hem Mesut'u hem Samatta'yı gönderdiğim için siz bana pes, şey, pes diyorum. Peugeot 3008 du duasında bulunun. Sonra Rossi gidip bu Penza'yı daha ucuza aldığım zaman deyin ki Allah'ım gerçekten hak ediyor. Bu kuluna inşallah tez zamanda nasip ettiğin. Sonra ben size babalar gibi bir forvet getireyim. O forveti getirdikten sonra kanalın yüzde ellisinden fazlası duasını etsin. Kısa zaman içerisinde bineyim. Hocam param var mı o kadar? Yok. Hocam para kapısı var mı? Yok. Arkadaşlar ben duanın gücüne inanıyorum. Siz benim hakkımda günah işleyemezsiniz. Ben de sizin hakkınızda işleyemem. Ama siz benim hakkımda dua edebilirsiniz. Ben de sizin için edebilirim. Özellikle hastalarımız için dua ediyorum. Rabbim hastalıklarınıza şifa versin. Kim hastaysa arkadaşlar bir amin yazmak zorunuza gitmesin. Tanımadığınız kişiler için de dua edin. İnşallah bak borcu olan varsa benim borcum yok çok şükür bir can borcum var. Onun dışında borcum olmadığı için ben sizin için duayı daha çok edeyim. Rabbim borcunuz varsa kredi borcu olur bilmem başka bir şey yok. Ne borcunuz varsa bir an önce ödemeyi nasip etsin. Can borcuna zamanı gelince deyin ona. Hocam bir an önce öl dedin sen de olmaz. İnşallah borcunuzu ödemeyi nasip etsin. Hastalıklarınıza da şifalar versin. Bakalım Ezgi Can'dan sonra bu penzamı kapı mı gelecek? Başka kaplar mı gelecek? bence dolu dolu bir video oldu lütfen beğenelim de birçok kişiye de reklam olsun